kadına dair çeşitli demeçler aslında görmüştük 4 senelik eğitimimiz boyunca. Ama yine aynı şekilde hani yaptığım makale araştırmaları sonucunda bunun çok da bu şekilde olmadığını anladım. Hatta soya soya bazı ürünlerin kanserle mücadelede aslında bize pek çok yarar sağlayabileceğini ve soya bazı ürünleri korkmadan aslında beslenmemize ekleyebileceğimizi anladım. Bir diğeri de kalsiyum. Kalsiyum deyince biliyoruz hepimizin aklına hayvansal süt geliyor. Aslında biz hayvansal süt içmeden de günlük kalsiyum ihtiyacımızı yeterince karşılayabiliyoruz. Yine görüyorsunuz işte kurbaklatiller, kuru yemişler, kuru yeşil yaprak, sebzeler, soya soya bazı ürünler ve yağlı tohumlar bizim için güzel kalsiyum kaynakları. Ve yine bunları beslenmemize yeterince eklediğimizde kalsiyum ihtiyacımızı zaten çok yeterli şekilde karşılamış oluyoruz. Ki aslında bir su bardağı kadar hayvansal süt, aynı şekilde badem sütünün, yulaf sütünün, soya sütünün, pirinç sütünün ya da fındık sütünün bir su bardağının içerdiği kadar kalsiyum içeriyor. Yani aslında ikisinin arasında herhangi bir fark yok. Ben bir su bardağı kadar hayvansal süt içtiğimde 240 mg kadar kalsiyum alırım. Aynı şekilde yine ben bunları işte bitkisel kaynaklı sütlerden de yine 240 mg olarak alabilirim. Yine aralarında herhangi bir fark yok. Eğer süt içmek istiyorsam illa hayvansal süte ihtiyacım yok. Bitkisel olanları da tabii ki tercih edebilirim. Gelelim demire. Demir aslında aynı şekilde yine kırmızı etle özellikle organ etleriyle özdeşleşmiş durumda beslenme ve diyetetik departmanı için aslında. Ama yine aynı şekilde kurbaklagiller, kuru yemişler, kuru yeşil yaprak, sebzeler. Aslında hani bizim bu vitamin, mineralleri ya da işte makro mikro besin öğelerini aldığımız kaynaklar temelde aynı ve hepsinin yeterince belli oranda içerikleri var ve dediğim gibi yine söylüyorum. Bunları beslenmemize yeterince dengeli şekilde ekliyorsak ihtiyaçlarımızı zaten çok yeterli şekilde karşılıyoruz. Ve demirde şöyle bir durum var. Şimdi biliyoruz ki hem demir ve non hem demir olmak üzere ikiye ayrılıyor demir kaynakları. Hem demir hayvansal kaynaklı, hem olmayan demir bitkisel kaynaklı ve bitkisel kaynaklı demirin bize her zaman işte daha az emildiği vücudumuzda gibi bir söyleme de gelmiştik. Ama şu an hem demirle alakalı yapılan çalışmalarda hem demirin yani hayvansal kaynaklı demirin aslında çeşitli kanserlere sebep olduğuyla alakalı çeşitli yine araştırmalar, bu araştırmaların sonuçları mevcut. Bunun haricinde biz bitkisel demir emilimimizi arttırmak istiyorsak salatalarımıza ya da işte öğünlerimize C vitamini eklemeliyiz ya da aynı şekilde işte böyle çay gibi, kahve gibi çeşitli aslında antagonistleri beslenmemizden çıkardığımızda yine aynı şekilde demir emilimimizi yüksek oranda dengelemiş oluyoruz. Bir de omega 3 var. Omega 3 de yine aynı şekilde her zaman bizim için balıkla ya da balık yağıyla özdeşleşmiş bir aslında mikronütriyent ve biz yine aynı şekilde omega 3'ü sadece balıktan ya da işte balık yağlarından almak durumunda değiliz. Keten tohumunu, kenevir tohumunu, chia tohumunu, cevizi yine beslenmemize günlük olarak ekliyorsak zaten herhangi bir omega 3 takviyesi almamıza gerek kalmıyor. Balık tüketmemize gerek kalmıyor. Balık yağı tüketmemize zaten gerek kalmıyor. Ama biz bunları beslenmemize yeterince eklemiyorsak günlük olarak o zaman belki hani balıkların da omega 3 kaynağı olan alg takviyelerini kullanmayı deneyebiliriz. Bir de B12 var aslında. Şimdi B12'de hani biliyoruz ki B12 yine aynı şekilde hayvansal kaynaklı ve hayvansal aslında ürünleri tükettiğimizde sadece B12'yi aldığımızı düşünüyoruz. Ama şu an ne yazık ki hayvanlar da ilk koşullarda yaşamadıkları için onlara da B12 enjekte ediliyor ve onlar da aslında hani şu an onu kendileri sentezleyebiliyorlar. Bu yüzden biz de hayvanları aradan çıkartıp direktmen kendimiz takviye yoluyla B12 alabiliriz. Benim 4 senelik eğitim sonrası yaptığım araştırmalar sonrasında edindiğim farkındalıklar bunlardı aslında vegan beslenmeye dair. Ve hani 3 sene önceki bilgenin bu bilgilere ihtiyacı vardı. O yüzden hani şu an benim 3 sene önceki durumumda olan kişilerin de hani bu şeylerde yaşadığı kafa karışıklığını giderebilmek adına bir Instagram hesabı açtım ve aynı şekilde yaptığım araştırmaları, hala da yapmaya devam ettiğim araştırmaların sonuçlarını aslında oralarda bu konularla ilgilenen kişilerle paylaşıyorum. Paylaşmaya da devam edeceğim. Benim sunumum genelde bu kadar. Başka eklenince bir şey yok. İsmim Melih, Ankara'da yaşıyorum.
yaklaşık 19 yıldır bisiklet üzerindeyim, yani bisiklette, bisiklet sporuyla uğraşıyorum. Bir dönem işte yarış dediğimiz bisiklet yarışları içerisindeydim. Sonra bunu beni tatmin etmediğini düşündüm ve artık Türkiye'ye dolaşıyorum bisikletimle. Şimdi en çok sorulan sorular tabii birçok etrafımda, işte yolda tanıştığım insanlar da bu soruları soruyor. İşte hani yetiyor mu, bu kadar kalori harcıyorsunuz, çok özür dilerim. Müthiş bir performans gerekiyor, enerji gerekiyor, protein, en çok sorulan şey protein tabii ki. Yeterli oluyor mu? Şimdi öncelikle şöyle bahsedeyim, bu benim yol arkadaşım. Her sene, bununla ilgili çok kısa bilgi vermek istiyorum. Her sene belli dönemlerde, tabii işimi de organize ederek, yoksa tam vakitlice bisiklet üzerinde olmak istiyorum ama belli dönemler harcıyorum. Mesela yılın 3 ayı, 4 ayını çıkıyorum. 3 ay, 4 ay, 2,5 ay sırf bisiklet üzerindeyim ve kamplı olarak düzenliyorum turlarımı. Ve Türkiye'yi kısım kısım geziyorum. Şimdi bütün her şeyim burada. Şu orta göbek görmüş olduğunuz Kenan Bey'in yazan bölümün üzerinde benim mutfağım. Her şeyim orada yemek olarak. Tencerem, tavam, işte yanımda getirmiş olduğum tur yemişlerim falan, her şeyim orada. Yaklaşık günde 80 ila 130 kilometre yol yapıyorum. Yapmadığım zamanlar, yani şehir Türkiye turunda olmadığım dönemlerde de antrenmanlarım oluyor. Yani haftanın, hatta dün o yüzden kusura bakmayın biraz yorgun olabilirim. Dün yoğun bir antrenmanım vardı. Hemen otobüse atladım, buraya geldim Ankara'dan. Ve az önce geldim, birkaç saat önce. Şimdi akşam tekrar döneceğim, yarın ayrı bir antrenmanım var. Ortalama olarak da haftanın 4 gününde 120-130 kilometre. Yani her çıkışta bir 80 ila 120 kilometre. Aylık işte, haftalık 400 kilometre civarında bir antrenman oluyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Birçok sorulan sorular var tabii. Sizler de sorabilirsiniz. İstediğiniz gibi istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. İşte vegan olduktan sonra çok kısa bir şekilde veganı ben kesinlikle bisiklet performansımla alakalı falan diye böyle bir şey bu kararı almadım. Tamamen etik açısından aldım. Etik açıyla aldım. Hatta buradan görünüyor mu bilmiyorum ama selam dahi Vilnex serinden o adi malzeme vardır ya, ondandır. Yani kesinlikle hani deri kısım hiçbir şey kullanmıyorum bisikletimde dahi. Tamamen etik açıdan karar aldım ve o yüzden vegan yaşam tarzını seçtim. Çok soruluyor. Diyorlar ki işte yakıt ihtiyacınız ne var diyorsunuz. Şimdi eğer vegan olmayı düşünen, bizde vegan kişiler yoksa, vegan olmayı düşünen kişiler de varsa, ki eminim ki bu etkinlikten sonra birçok kişi bu kararı almış olduğunu düşünüyorum ben. Hani enerji düşer mi, vücut kalitem düşer mi, kas kaybı yaşar mıyım? Az önce hocamızın da çok güzel anlattığı gibi. Bu tür soru işaretleri varsa, tek şunu söylemek istiyorum, az sonra bir fotoğraf daha göstereceğim. Hatta şu anda da bunu gösterebilirim bir sonraki, özür dilerim. Çok sağ olun. Burası Fethiye Gökçek geçidi. Bu fotoğrafı niye koyuyorum? Özellikle en son turumdan benim. En son turum aslında Kapadokya turumdu. Kapadokya tarafına gittim. Fakat bu ondan önceki bu geçit için söylüyorum size. Burası bir dağ aslında. Dağ tırmanıyorsunuz. Bilenler vardır. Altından tünel geçer. Dağı aşmak istemez araç sahibi. Çünkü tırmanışı çok yoğundur. İşte ikinci videste falan çıkarsınız. Yani araba kullanma varsa orada o şekilde bilirler. Çok dik bir arabadır. Fakat o tünelden bisikletlerin geçişi yasak. Benim o dağı aşmam ve arka tarafına geçmem gerekiyor. Şimdi çok büyük marifet mi? Hayır, tamam geçebilirsiniz. Ama sıfırdan 330 metreye çıkıyorsunuz ve 3 kilometre. Sürekli tırmanıyorsunuz. Ve o bisikletle bir kere durursanız üzerindeki yüklerle birlikte bir daha kalkışınız çok zor. Hatta fotoğrafını dahi motosikletçi bir arkadaşa çektirdim. Yolda denk geldim. Böyle yavaşladım, telefonumu verdim. Çekti sağ olsun. Sonra ben devam ettim. Yani durup
kalkmanız çok zordur. Zaten bitmiş bir durumda olursunuz. Buraya gelmeden önce o sıfır zemininde bir tane restorana girdim, çok açtım. Yani yemek yemem gerekiyor, o enerjiyle çıkmam gerekiyor, topladığım enerjiyle. Çünkü bitti artık vücudum. Bu son aşamamdı. Burayı bitirdikten sonra kalkmamı yapacağım. Konaklamamı gerçekleştireceğim. Dedim, ne olacak? Dedi hocam, ayladım tostu var. Dedim, ben yemem. Yani içinde ne var hayvansal? Dedi, her bir şey var işte, şundan, bundan işte, peynir, şusursu. Dedim, gel dedim, sen de mutfakta birlikte bir tost hazırlayalım. Ama dedim, bunu benim yemem lazım. Az sonra dedim, ben bu rampa yatırmayacağım. Birlikte mutfağa da girdik. Güzel bir tost hazırladık. İşte özelliğini bir ekmekten bulduk orada. Ekşi mayalı bir ekmekten. Artık ayvalık tostundan çıktı. Farklı yere geldim yine. Çok kalın, hatta onunla ilgili bir videom varmış YouTube'da. İçini olabildiğince sebze, mantar, soğan doldurdum. Çok kalın, çok güzel bir şey. Tost yaptık. Ve o tostu yedikten sonra çıktım. Ve tostun aynısını, ismini hatırlayamıyorum restoranın sahibinin, ama kendisi de yaptı. Kendisi de yedi ve bayıldı tadına da. Bir de bana limonata ısmarladı. O tostla beraber çıktım. Buğra Bey'i. Ve bu tur dönüşü, bu tur gitmedi. Biz her tura çıkmadan önce kas oranımızı ölçeriz. Kas kaybı yaşadık mı, yağ kaybı ne kadar. Bu tur yaklaşık 1100 kilometreydi. 1100 kilometrelik bir parkurdu, rotaydı. Döndükten sonra %1'den çok az daha fazla oranında kas kütlemin arttığını gördüm. Şimdi eğer tamamen hayvansal bir gıdaya alakalı bir şey olsaydı, bu kas kütlesi artışı, bırakın bakın performansı hiç bahsetmiyorum. Performansla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım, hiçbir zaman yaşamadım. Ama kas kaybı, meşhur kas kaybı ile ilgili bir şey olsaydı zaten bunun olması mümkün değildi. Bu benim Zonguldak'tan Batum'a, Gürcistan'a gideceğim günün başlangıcı ve şurada da Batum'un yazısını gördüğüm. Çok fazla fotoğraf çekemiyorum. Yolda çok odaklanmıyorum sosyal medyaya. Hani olabildiğince kendim yaşamak istiyorum. Bu fotoğrafı göstermemin sebebi de ben astım hastasıyım. Ve kronik. Benim hatırlamıyorum ama 10 yaşımda sanırım doktordan aldığım bir rapor var. Sanırım 10 yaşındaydı. Spor yaparsa ölümcül tehlikesi vardır diye bir raporum var. Hala evde durur. O raporu aldıktan sonra ben beden eğitimlerine bile katılamamıştım okulda küçükken. İşte beden eğitimli derslerinden muaf hep öyle geçmişti. Ve hayatım boyunca bisiklete binmek istemişimdir. Bisiklete binmesini ben yıllar sonra öğrendim. Bedenim hayalimdir. Yani ben sadece bisiklete binsem başka bir şey istemiyorum. Doktor bana demişti ki, bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğin takdirde atak geçirmezsin, astım hastalığı silinmez ama atak geçirmezsin demişti. Ve ben bağışıklık sistemiyle ilgili vegan beslenme, işte vegan yaşam tarzına geçtikten sonra o da sorulur, o da çok stresli sorulur, işte bağışıklık sistemin göçer falan. Şu an ilaç kullanmıyorum, bu tıbbi iddia olarak kabul etmeyin, yanlış anlamayın kesinlikle. Bağışıklık sistemi çok daha iyi kuvvetlendirdiğimi hissediyorum. Bunu ben yaşıyorum. Ben sadece deneyimimi paylaşmak istiyorum sizlerle. Ve o tura ben ilaç almadan gittim. O yüzden yanımdakiler de biraz şeydir, o pozla alakalı tanıdıklarım, hep akrabalarım, sevdiklerim gülümsediler. Çok tedirginlerdi. Ve 2300 kilometre civarındaydı rotam, Zonguldak'tan Gürcistan, yani Batum-Gürcistan sınırına kadar. Ve hiçbir şekilde yanına ilaç almadan gittim, geldim, yolda beslenmemi yaptım ve o turu, o parkuru, o rotayı bitirdim. Ve hiçbir şekilde hiçbir sorun yaşamadan burayı da geçmek istiyorum. Bu da beslenmem. İşte mutfağım benim burası. İşte ormanda kampımı kuruyorum. Kendi yemeğimi daha çok kendim yapıyorum. En çok en sevdiğim şey de bulgur. Turdan sonra bulgur inanılmaz oluyor. Spor yaptıktan sonra hocam da bilir. Mutlaka bir bulgur yemenizi tavsiye ederim. Hemen vücudunuz toparlıyor. Öyle ekstra takviye gıdalar falan bilmiyorum. Bu kadar benim sunumum. Teşekkür ederim.
Merhabalar, çok heyecanlıyım Yusra Bakri. Gizem Kalak Deniz'den geliyorum. Matematik öğretmeniyim aynı zamanda. Burada Yeditepe Üniversitesi'nde okudum. 9 senedir Denizli'de özel bir okulda matematik öğretmenliği yapıyorum. CrossFit antrenörlüğü yapıyorum. Aynı zamanda da CrossFit atletiyim, yarışmacıyım. Benim aslında bitkisel beslenmeyle başladı sürecim. Covid zamanında acaba dedim beslenme düzenimi değiştirsem işte performans olarak bir değişime olur mu? Yani ben ilk başta et vegan olarak başlamadım açıkçası. Sonrasında beslenme düzenimi değiştirdim. İşte anında her şeyi kestim. İşte oturduğumda ben işte 3 yarım kokoreç ya da köfte yiyen bir insandım. Her şeyi komple bitirip sadece o dönemde biraz da mercimek, nohut, pirinç olarak beslendim. Sonra şurada bir hata yaptım. Yani açıkçası nasıl beslenmem gerektiğini çok iyi bilmediğim için o dönemde birazcık kilo verdim. Sonrasında işte bu makaleleri okuyup gerçekten vücudumuzun hayvansal herhangi bir gıdaya ihtiyacı olmadığını düşündükten sonra biraz daha bu işin etik vegan kısmına geçmeye başladım. Bizde daha çok böyle performansa dayalı. Yani CrossFit biraz daha fonksiyonel fitness. Yani bizim böyle çok mutlu fotoğraflarımız olmuyor. Bizim acı çekiyor gibi oluyoruz. Genelde yılda iki kere ya da üç kere yarışmalara giriyorum. Hatta soldaki Antalya'da, sağdaki burada bir City diye bir yarışma var İstanbul'da. Yine yapılıyor. Şeyde, Formula 1 pistinde. Bu sene tekrardan gireceğiz. İki hafta sonra gene var. İşte diğer taraftaki gene bu şekilde biz biraz daha haritaş, dumbbell, kendi vücut ağırlığımız olarak çalışıyoruz. Yani fitness'la birazcık karıştırılıyor ama biz kesinlikle herhangi bir makineye bağlı kalmadan tamamen performans sergiliyoruz. Bu şekilde hayatıma devam ettim. Tabii ilk başta birazcık böyle ailem tarafından nasıl yani balık da mı yemeyeceksin geldi. Yok dedim yani herhangi bir şey yemeyeceğim. Kendi beslenmelerimi düzenledim. Makro ve mikro hesaplamıyorum bilmiyorum ne kadar doğru. Ama genelde ne kadar vücudumun neye ihtiyacı olduğunu bildiğim için ve yaklaşık olarak ben CrossFit'i işte 4 senedir yapıyorum, 3 senedir de yarışıyorum. Ondan dolayı az buçuk neye ihtiyacım olduğunu biliyorum. Sol taraftaki Alsancak'ta biz buna her sene gideriz. Bu takım yarışması. Bireysel bir yarışma değil. Hatta Ekim'de tekrardan var. İzmir'de düzenleniyor. Hayatım biraz daha böyle yarışma ve matematik odaklı. Aynı zamanda işte okulda sürdürüyorum. Kendi besinlerimi kendim getiriyorum. Okuldaki tek avantajım bizim müdürümüzün vejetaryen oluşu. Yani çorbaydı, işte bulgurdu, onlarda kesinlikle tereyağı kullanılmıyor. Onlardan tüketiyorum. Besinlerim de öğünlerim de genelde bitkisel, işte köfteler, falafeller ve canım iç sınatısın ürünlerini kullanıyorum genelde. Onunla beraber mercimek ve nohut çok fazla tüketiyorum. Dediğim gibi o dönemde birazcık çok fazla kilo verince biraz daha böyle ne beslenmem gerektiğine baktım. Ya da ne kadar kalori yaktığımı çok fazla bilmiyordum. Çünkü bizim tamamen işte antrenman başında düşündüğünüzde biz yaklaşık işte 500-600 kaloriye yakın kalori yakıyoruz. Onunla beraber muhtemelen ben o dönemde birazcık işte o kalori açığını kapatamadığım için kilo verdikten sonra toparladım. Yaklaşık 10 kilo kadar falan o süreçte aldım. Yani hiçbir zaman işte çok zayıf olayım ya da çok iri olayım değil. Hani gayet kaslı bir kadınım yani. Sadece ilk başlarda işte CrossFit yapıyorsun ama hani nasıl olacak ve kadınsın, ay çok kaslısın falan yani bunlar hiçbir zaman benim umurumda olmadı. Ben her zaman sevdiğim işi yapıyorum. Soldaki benim ilk yarışmam 2020 olması lazım. Dediğim gibi biz genelde acı çekiyoruz yani hiç böyle mutlu fotoğrafım yok ama seviyorum CrossFit'i. Benim söyleyeceklerim sanırım şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Sorulara geçebiliriz. Dinleyicilerden bir soru var mı? Yoksa ben ilk soruyu sorabilirim. Hazır vegan sporcuları bizi dinlemişken ben şeyi çok merak ediyorum. Zaten hepimiz izlemiştir, yani birçoğumuz The Game Changers diye bir Netflix'te belgesel var. Ben orada sporcuların işte vegan olduktan sonraki o performans değişimlerini anlattıklarını çok etkilenmiştim. Siz benzeri bir şey yaşadınız mı? Yani böyle vegan olmadan önce ve vegan olduktan sonraki performanslarınızı değerlendirdiğinizde nasıl bir fark var? Hisleriniz nasıl? Ben çok merak ediyorum. Hocam.
Şöyle, ben onu açıkçası 2 sene önce falan izledim. Yani onu izledikten sonra bir geçiş yapmadım. Ama o süreçte bizde biraz daha performansa dayalı olduğu için, yani ne kadar çok, yani şöyle bir algı var, ne kadar çok kiloluysan o kadar fazla liftingin, yani halterin iyidir, kaldırışın iyidir gibi. Ama bizde işte lifting de var, aynı zamanda yüzme var, işte jimnastik var, koşu var, yani bizde hepsi beraber olduğu için açıkçası. Ben bitkisel beslenmeye geçtikten sonra benim jimnastiğim daha da gelişti. Yani mesela muscle up gibi bir hareketimiz vardı, barın üstüne çıkışlar, onların güçlendi, liftingim güçlendi. Yani aslında hayvansal gıdaya benim orada ihtiyacım olmadığını anladım. Dediğim gibi ben çok fazla hayvansal gıda tüketiyordum. Yani ilk başlarda kahvaltıda ne yiyeceğim oldu. Çünkü yani 4 yumurta, 5 yumurta, 6 yumurta yediğim dönemlerim oluyordu. Ben komple mantara geçtim. Ya da yulafa geçtim. Onlar da tabii ister istemez vücudu hafiflettiği için biraz daha performansımın hani bir tık daha üstüne koyabildik. Bir de o dönemde şöyle bir şey oldu. Yağ yakınımından kaynaklı muhtemelen daha böyle kas kütlem daha fazla ortaya çıktı. İster istemez vücut hafifliyor. Öyle olunca da daha rahat hareket edebiliyorsun. CrossFit adına konuşmam gerekirse. Şimdi benim şöyle, öncelikle bu bisiklet serüvenin devamı derken eskiden beri ben de hayvansal gıdalar çok tüketiyordum ama et fazla tüketmiyordum. Yumurta, süt, işte bu ürünleri tüketiyordum. Fakat hocamız da bilir, şey yapıyordu, hemen intolerans yapıyordu. Yani vücutta bir karışıklığı oluşuyordu bende. Şimdi sabah yumurta yediğim zaman veya içinde süt olan bir şey tükettiğim zaman vücut bunu kabul etmiyor. Bir uyarı veriyor aslında. Bunu yaptığım zaman ben zaten ne antrenman ne de uzun bir yola çıkmam, hani onu sindirmesi gerekiyor. Çünkü uzun mesafe benim sürüşüm. Yani örnek gösteriyorum, bir antrenmanımdan bahsedeyim. Sabah 6'da çıkıyorum, 1.30-2 gibi dönüyorum. Bu süreç içerisinde sürekli pedal çeviriyorsunuz, düşünün. Bunun için vücudunuzun başka hiçbir şeyle uğraşmaması gerekiyor. Yani sindirimle uğraşmaması gerekiyor. O karın şişliğiyle uğraşmaması gerekiyor. Hazımın çok kolay olması gerekiyor. Ve ihtiyacınızı öyle bir yakıt almanız gerekiyor ki hani bisiklet üzerinde çok küçük miktarda yakıt alıp hacim küçük, besin değeri yüksek olması gerekiyor. Şimdi bu aslında tam veganlık, yani bu başka bir şey yok. Normal işte vegan beslenmeye geçtikten sonra en çok şey yaptığım ve fark ettiğim sıkı şey şu, durum şu, vücut sindirimle uğraşmamaya başladı. Yani tamamen o kadar rahat, hafif, sindirim çok rahat, bu şekilde bütün antrenmanları yapıyor olduğumu fark ettim. Bir de biz cihazlar üzerinden günlük performansımızı ölçüyoruz. Yani işte kandaki oksijen değeri, kalp atışları, nabız, o aralıkları ölçüp karşılaştırıyoruz. Çok eski değerlerime baktım, buraya koyacaktım fakat zamanım olmadı. Vegan olmadan önceki değerlerim ve bugünkü değerlerim, hatta şu an 49 yaşındayım. Yani bundan 4 sene, özür diliyorum, şeyden veganlıktan 4 sene önce, vegan beslenme yaklaşık 6 sene benim. O süreçteki değerlerim ve bu süreçteki değerlerim arasında çok ciddi bir miktarda fark var. Teşekkür ederim. Bir şeyler vermedim.
Yani protein tozları konusunda aslında şöyle, hani bizde genel bir algı var, spordan çıktıktan sonra hemen işte protein shake yapılır, o içilir vesaire gibi. Aslında hani öyle bir durum söz konusu değil. Normalde bizim spor öncesi ve spor sonrası daha fazla ağırlıklı olarak karbonhidrat almamız gerekiyor. Spor öncesi aynı şekilde ilk önce bir karbonhidrat alırız. Çünkü kaslarımız bizim glikoz yapıyor. Onların yanmaması adına aslında işte bir glikoz kaynağı almamız gerekiyor. Çıktıktan sonra da yüksek oranda karbonhidrat artı dengeli protein almamız gerekiyor. Yani aslında hani protein tozları kullanmak isterse kişi tabii ki kullanabilir. Ama hani aslında direktman böyle hani spor çıkışında sadece protein kaynağına odaklanacağımız bir kısım yok. Hani daha fazla karbonhidrata odaklanmamız gerekiyor. Günlük tabii ki protein ihtiyacımız eğer hani fazla süreli spor yapıyorsak artıyor. Ama bunları yine biz aslında bitkisel kaynaklardan karşılayabiliyoruz. İlla bir hani supplement kullanmamıza gerek kalmıyor aslında. Merhabalar. Önce konuşmalarınız için teşekkür ederim. Beslenme konusunda bir sorun olacaktı. Danışanlarınızda gluten hassasiyeti olan kişilerle nasıl ilerliyorsunuz? Bir diğeri de hiç ketojenik beslenmek isteyen ve bu yönde ilerlemek isteyen hastalarınız oldu. Çünkü genelde ilk tercih edilen şey et ürünleri oluyor ketojenik beslenmede. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Açıkçası yani hani gluten hassasiyeti olan ya da çölyak olan danışanlarım oldu. Aslında hani beslenmeden sadece gluten içeren ürünleri çıkarıyoruz. Onun haricinde pirinç gibi, kinoa gibi, karabuğday gibi tahıl ürünlerini yine tüketebiliyorlar. Ya da aynı şekilde baklagil makarnaları oluyor, onlardan tüketebiliyorlar. Yani aslında hani çeşit orada da sağlanabiliyor. Orada da hiçbir sıkıntımız yok. Onun haricinde ketojenik beslenmek isteyen danışanım daha önce olmadı. Ama hani Suat Hoca'nın da dediği gibi aslında ben de aynı şekilde hani ketojenik beslenmeyi çok böyle nasıl diyeyim? Genelde ketojenik beslenmek isteyen insanlar çok hızlı kilo vermek isteyen insanlar oluyor ve ben açıkçası hani daha sürdürülebilir şekilde ve kalıcı kilo kaybı sağlama tarafındayım. O yüzden hani o kısımda çok nasıl desem fikir birliği oluşturamıyoruz. Ben de ketojenik beslenmek isteyen pek danışanım olmadı dediğim gibi. Ve hani bunu bir bitkisel beslenmeyle çok şey yapmadım. Açıkçası hazırlamadım böyle bir plan. Ama hani Suat Hoca'ya katılıyorum o konuda. Hani oksidasyon sağlamadan nasıl sağlıklı bir beslenme, ketojenik beslenme oluşturacağız. Ondan pek emin değilim açıkçası. Ben şeyi soracaktım. Sporcuların kilo başına alması gereken bir protein oranı var. 1,5-2,5 gram. Yani burada siz ne kadar öneriyorsunuz, ne kadar almalıyız? Hem fitness, hem CrossFit, hem de bisikletçiler yani sporcular. Kalp gözüme göre alıyorum. Yani şöyle aslında hani yaptığı spora göre ya da işte hani sporun yoğunluğuna göre değişiyor. 1.2'den tutun da 1.6'lara kadar çıkarabiliyoruz aslında günlük protein ihtiyacını kiloyla çarpmayı. Normal bir bireyin hani böyle çok fazla spor yapmayan bir bireyin günlük protein ihtiyacı kilosu çarpı kilosu başına aslında 0.8 gram şeklinde. Yani 60 kilo bir birey aslında günlük olarak yaklaşık böyle 48 gram kadar protein alması gerekiyor. Ama bunu sporcularda dediğim gibi 0.8'lerden 1.2'lere hatta 1.6'lara kadar çıkarttığımız oluyor. Ben Bilge Hanım'a sormak istiyorum. Daha aslında sorumun bir kısmı cevaplandı ama şey çok sıkıştırıyorlar ya proteinin nereden alıyorsun abi. Makro mikro hesabı çok yapamıyorum ama işte mevsim sebzelerinin değişikliklerini takip edip işte baklagille yaptığım zengin piyazlardan aslında kolay ve eğlenceli gidiyor. Onun dışında işte öyle bir yol izlerken işte mevsim sebzesi artı işte nohut, yeşil mercimek, tofu, onlar sırayla işte her gün değişerek ekleniyor. Öyle bir chia tohumu, keten tohumu, salataya attığınız bir miktar ayçiçek, kabak şekeri bir tohumlarından dengelemeye çalışıyoruz. Bu doğru mudur? Bununla ilave söyleyebileceğiniz küçük tavsiyeler varsa seviniriz, faydalanırız. Bir de şey, takviyeler konusunda merak ediyorum. Yani B12 olması olmaz mıdır? Başta almamız, tabii kan takiplerini de önemli var finansal olarak da başta almamız gereken ileriki vegan beslenirken işte bütün hayatı boyunca şu takviyeyi mutlaka almasın, B12 öyle bir yerdir. Teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Yani aslında günlük olarak kuru bak
baklagil tüketiyorsak tabii ki bu kuru baklagille işte mercimekle, nohutta, tofuda, soya fasulyesi de dahil. Bunları tüketiyorsak aslında zaten herhangi bir sıkıntı yok günlük olarak tükettiğimizde. Aynı şekilde işte hani kuru yemişleri de ya da yağlı tohumları da ekliyormuşsunuz beslenmenize ki bunlar aslında çok güzel kaynaklar aynı şekilde bizim için protein anlamında. Yine hani tahılları da ekliyorsak işte hani bu istiyorsanız, ekmek istiyorsanız, çorba istiyorsanız, pilav makarna yine bunlardan da aslında günlük olarak yeterli oranda protein alabiliyoruz. Yani böyle bir beslenme düzeni ki zaten bizim oluşturmak istediğimiz bir beslenme düzeni genelde hepsinden çeşitli işte ve mevsimsel olarak. Bunları sağlıyorsanız bir sıkıntı yok. Günde işte 3-4 porsiyon kadar kuru baklagil tüketmemiz gerekiyor bizim. Bir porsiyon kuru baklagilde bir su bardağı kadar soya sütü ya da işte böyle yarım su bardağı kadar haşlanmış nohut, mercimek vesaire gibi düşünebilirsiniz. Bunları hani 3-4 porsiyonla günlük olarak tükettiğinizde zaten protein ihtiyacımız direktmen karşılanmış oluyor. Ama tabii ki onun haricinde yine tahıllarda da, sebzelerde de, kuru yemişlerde de her şeyde protein var. Sadece hani bu dediğim gibi bir kuru baklagil bakış açısıyla baktığımda bu şekildeydi. Ama dediğim gibi yani bu şekilde bir karışık bir düzen oluşturabilirsek orada hani illa hesaplama yapmamıza gerek yok. Bir problem olmaz. Saplement kısmı da şu şekilde, kan değerlerimizi 6 ayda bir mutlaka takip etmemiz gerekiyor. Hani bu sadece vegan ya da vejetaryen beslenen bireyler için değil, aslında herkes için böyle olması gerekiyor ama biz o kısımlara çok girmiyoruz genelde toplum olarak. B12 önemli, evet hani onun takibini yapmamız gerekiyor. Eksikliği söz konusuysa takviyesini istiyoruz ya da aynı şekilde hani B12'yi aynı düzeyde tutmak için hani haftada 1-2 kere aynı şekilde kullanmayı önerebiliyoruz. Onun haricinde D vitamini beslenmeden bağımsız olarak aslında hepçil beslenen bireylerde de, vegan beslenen bireylerde de şu an dünya popülasyonunda çok fazla eksikliğine rastlanan bir vitamin olduğu için yine D vitamini seviyelerinizi kontrol ettirip onları yine takviye olarak kullanabilirsiniz. Düşüklük varsa ama onun haricinde ekstra kullanmamız gereken herhangi bir takviye yok. Merhaba, öncelikle teşekkür ederim. Ben de buna ek olarak söylemek istiyorum. Bu su çok kullanıyorum ben kahvaltıda da, yemekte de. Ben de 4 senedir veganım, ayrıca spor yapıyorum. Şey sormak istiyorum, bu hem seed konusu yani kenevir tohumu, gördüğüm bu sosyal medyada en fazla